Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Tufetü Seniye eserimizde son 5 konuya girmiş durumdayız. Ve bu akşam misafir edeceğimiz konu cinsini nefyeden la olacak. Kale Ecrumi dediler ki: "İ'lem enne la tensibun nekerati bi gayri tenvinin." Sen bil ki la nekreleri la nekreleri yani nekre isimleri bir gayri tenvin, tenvin olmaksızın nasb eder. La nekre isimleri tenvin olmaksızın nasb eder. Mesela biliyoruz ki bir ismin başında el takısı varsa bu onun tenvinini düşürür. Ama başında el takısı yoksa ismin tenminlenmesi gerekir. Bu bildiğimiz genel bir kural. Cinsini nefyeden la'da bunun tersi bir durum var. Cinsini nefyeden la, nekre ismi mansuplaştırıyor ama bunu tenvinsiz bir şekilde yapabiliyor. Birazdan zaten örneklerde bunu göreceğiz. Peki bu ne zaman oluyor? İze beşerten nekirate yani nekre hemen ardından gelirse yani mübeşir, canlı canlı nekre ladan hemen sonra gelecek nekre yani aralarına bir fasıla girmeyecek. Birazdan kitabımız bunu da söyleyecek ama la'dan sonra hemen ardından nekre bir isim gelirse la onu tenvinsiz olarak ne yapıyor? Mansuplaştırıyor. Ve bir kuralımız daha var. Velem tetekker var. La. La'nın da tekrar etmemiş olması lazım. Yani cümlede iki tane la olmayacak. İki tane la olmayacak ve la'dan hemen sonra nekre isim gelecek. O zaman olması gereken yani la'nın bu cümleye kazandırdığı irap nedir? La ismini mansuplaştıracak ama bunu tenvinsiz bir halde yapacak. Ne gibi? Nehve örnek. La racule fiddar. Evde hiçbir kimse yoktur. Ya da evde hiç kimse yoktur. Evde hiç kimse yoktur. La, la unnafiyelil cinsi. Bunu göreceğiz. Racule burada ismi yani La'nın ismi. Fidderi de buradan baktığınız zaman La'nın haberi gibi görünüyor. Böyle deseniz de olur. Ya da mesela hani biz Şibi cümle tarzında gelen haberlere kitabımız daha doğrusu Nahul vadı Şibi cümle tarzında haber diyordu. Ama biz ne diyorduk öyle değil. Burada hasfedilen bir haber var. Buradaki car mecrur da o hasfedilen haberin müteallıkları diyorduk ya işte aynısını burada da söylenebilir. Yani racule la'nın ismi la'nın haberi hasfedilmiş. Fidderi de la'nın hasfedilen haberinin müteallıkları. Bu şekilde irap edilebilir. Şimdi gelelim konumuzun detaylarına. Şurutu e la amele inne ya da ameli inne diyelim. Şimdi la'nın la'nın innenin amelini yapmasının şartları. Peki ne zaman? Yani cinsini nefeden la ne zaman tıpkı inne gibi ismini nasb haberini ref yapacak? Bunu ne zaman yapacak? İşte bunun için bazı şartlarımız var. Bu şartlar yerine gelmeli. Bakalım. Ve ekulu ben derim ki diyor Tufetü Seniyye'nin yazarı. alam enne la yani la'dan kasıt en lil cinsi. Cinsini nefyeden la. Yani cinsini olumsuzlaştıran la. Mesela birçok la tanıyoruz değil mi? La un nafiye. La un nahiye mesela. Birçok la tanıyoruz. Bu da cinsinin nefyeden la. Peki enne la te'amelu amele inne la yani cinsini nefyeden la İnnenin amelini yapar. İnnenin amelini yapar. Peki neydi innenin ameli? Fetansibul isme lafzen ev mahallen. Yani ismini lafzen veya mahallen mansuplaştırır. Ve terfeul habera haberini de merfulaştırır. Tıpkı inne de olduğu gibi sayın hocalarım. İnnenin ameli isminin nasip haberini ref yapmaktı. İşte cinsinin nefyeden la da tıpkı inne gibi aynı ameli yapabiliyor. Ama bunun için bazı şartlarımız var. Ve hiye o yani cinsinin nef eden la la te'amelu hazel amele vücuben illa bi erbaati şurud. Şimdi dört tane şartımız var. Bu dört tane şartımız yerine gelirse cinsinin nef la'nın innenin amelini yapması vacip oluyor. Sayın hocalarım. Şimdi dört tane şart okuyacağız. Bu dört tane şart yerine gelirse cinsini nefyeden la innenin haberini yapması vacip. Yani innenin amelini yapması vacip oluyor. El evvelu birinci şartımız şu ki en yekune ismuha nekiraten. Birinci kuralımız bu. Cinsini nefyeden la'nın ismi nekre olacak. Birinci kural bu. Cinsini nefyeden la'nın ismi nekre olacak. Bunları bir yere yazalım ya da dersten sonra yazalım. Bunları mutlaka not edelim. Ve tani ikinci şartımız en yakune ismuhe muttasilen bihe. Yani ismi la'ya bitişik olacak. Yani aralarına bir fasıla girmeyecek yani. E yani gayra mefsulin minhe. Yani ismi la'dan ayrılmamış olacak. Arasına fasıla girmemiş olacak. Velev haber. Şayet haber bile olsa. Şayet haber de olsa ismi kesinlikle la'dan ayrılmayacak. Sayın hocalar. Üçüncü kuralımız ve thalisu en yekune haberuha neydan haberinin de aynı şekilde nekre olması gerekiyor. Yani cinsini nefyeden la'nın ismi de nekre olacak haberi de nekre olacak. İsmi kendisinden ayrılmayacak. Ve son kuralımızda ver rabi'u dördüncü kuralda ele tetekerreru la. La ne yapmayacak? Tekrar etmeyecek. La tekrar etmeyecek. Sayın hocalar. Buraya kadar anlamadığımız bir şey olmadığını düşünüyorum. Bu dört kuralı isterseniz bir daha tekrar edeyim. La'nın ismi nekre olacak. La'nın ismiyle la arasında bir başka kelime olmayacak. Üçüncüsü la'nın haberi de nekre olacak. Dördüncüsü de ne olacaktı? La tekrar etmeyecek sayın hocalar. Şimdi "Fümme i'lem enne isme la ala selasate enva." Şimdi başka bir şeyden bahsedeceğiz burada cinsini nef la'nın ismi üç şekilde gelebilir. Cinsini nef la'nın ismi üç şekilde gelebilir. El evvelu birincisi el müfret yani müfret bir isim olarak gelebilir. Müfret bir isim. Ve thani ikincisi el mudaf ila nekira. Nekre bir isme muzaf olarak gelebilir. Tabi şurada El müfret dediğimizde müfret nekre bir isim olarak yani. Müfret yani tek bir kelime şeklinde nekre isim gelebilir. La racule örneğinde olduğu gibi. Ya da ikinci olarak nekre bir isme muzaaf olarak gelebilir. Üçüncü olarak da şebihu bil muzaaf. Yani muzafa benzeyen şibihi bil muzaaf olarak gelebilir. Elmel müfredu fi hadzal bab bu baptaki yani cinsinin nefyeden la konusundaki müfrede gelince yani müfret şekilde nasıl gelir cinsinin nefyeden la'nın ismi ve fi babil münada ve münada konusundaki müfrede gelince ki kitap bunu söylüyor ki çünkü bir sonraki dersimizin konusu münada sayın hocalar. Yani müfret münada ne demek? cinsini nefyeden la'nın isminin müfret olması ne demek? İkisi de aynı şey. Yani müfret olmak ne demek? Şimdi kitap bize onu açıklayacak. Fehu ve o mele ise mudafen muzaf olmayan demek. Müfret demek muzaf olmayan demek. Ve la şebihen bil muzaf. Aynı şekilde muzafa benzeyen de olmayan demek. Bunu toparlayalım. Bunu toparlayalım. Müfret olmak muzaf olmayan ve şibhi bil muzaf olmayan demek. Peki nasıl olacak yani bu nasıl olacak? Feyedhulu <laughs> fihi bu müfredin içerisine girer. Ne girer? Müsenna olan isimler, cemi teksir olan isimler, cemi müzekker salim olan isimler ve cemi müennes salim olan isimler girer. Tabi bunların hepsinin başında zaten müfred isimler de girer. Yani müfret isim demek müfret olan, müsenna olan, cemi teksir olan, cemi müzekker salim olan ve cemi müennes salim olan bunların tamamı müfret sayılıyor sayın hocalar. Aslında yani bazı kitaplarda ya da bazı konularda diyelim müfretten kasıt cümle olmayan sayın hocalar cümle olmayan ama burada kitabımız tabi onu da kastediyor. Mutlaka onu da kastediyor ama bunun yanında müfretten kasıt muzaf veya şibhi bil muzaf olmayan kastediliyor. Şimdi bunu anladık değil mi? Yani cinsinin nefyeden la'nın isminin nasıl müfret gelebileceğini öğrendik. Yani cinsinin nefyeden la'nın ismi müsenna, cemi teksir, cemi müzekker salim, cemi müennes salimse o ne kabul edilecek? müfret şekilde gelen cinsini nefyeden la'nın ismi kabul edilecek. Peki bunu bilmenin bize ne getirisi var? Yani ismi müfret gelince ne oluyor ki acaba diye irabı farklı oluyor. Bak şimdi irabını öğreneceğiz ve hükmuhu onun hükmü ennehu yubna ala ma yunsabu bihi. Bu e, çok güzel bir kural. Gerçekten e, çok hoş bir kural. Bakın ne diyor burada? Onun hükmü mansup olduğu şey üzere mebni olmasıdır. Yani mesela la fi fidder dediğimizde cinsini nefiyeden la'nın ismi müfret geldi ve feta üzere mebni değil mi? Feta üzere mebni. Ama kitabımız demedi ki cinsini nefiyeden la'nın ismi müfret olunca feta üzere mebni demedi. Ama ne dedi? mansup olduğu şey ile mebni olur. Bak şimdi bunun örneklerini göreceğiz. Bu gerçekten güzel bir konu. Fe izâ kâne bil fetha yani cinsini nefeden la'nın ismi fetha ile mansup olan bir kelime ise o zaman bu niye alal fethi fetha üzere mebni olur. Ne gibi? La racule örneğinde olduğu gibi. Burada racule Cinsinin nefyeden la'nın ismi ve fetha üzere mebni sayın hocalar. Ama hatırlarsınız inne ve kardeşlerinde innenin isminde de haberinde de böyle fetha üzere mebnilik ya da damme üzere mebnilik yok sayın hocalar. Arasındaki en büyük fark bu olabilir. Yani inne ile cinsinin nefyeden la arasındaki en büyük fark bence bu. Birisi ismini mansuplaştırırken birisi mansup olduğu hal üzere mebnileştiriyor sayın hocalar. Peki ve inkâne nasbuhu ya eğer cinsini nefh eden la'nın ismi J ile mansup olan bir isimse o zaman ve zâlikel müsenna ki bu ne zaman olur? Müsennalarda olur veya cem-i müzekker salimlerde olur. O zaman bunlar y üzere mebni oluyorlar. Ne gibi? La raculeyni fiddar. Evde hiç iki adam yoktur. Burada raculeyni cinsinin nefyeden la'nın ismi ve y üzere mebni. Mebniyun alel ye'i. Çünkü müsenna. Çünkü müsennalar y ile mansup olur. Dolayısıyla bu da y üzere mebni olacak. O inkâne nasbuhu bil kesratin yâbeten anil Peki mansupluğu fethanın yerine kesre ile oluyorsa yani cimi müennes salimlerde mesela ve zalike müennes salim bu da cimi müennes salimlerde olur. O zaman bu da kesre üzere mebni olacak. Bu niye alel kesreti kesre üzere mebni olur? Ne gibi? la salihatin el yevme. Bugün hiç kimse saliha bayan değildir. Burada salihatin cinsinin nefyeden la'nın ismi ve kesre üzere mebniy. Sayın hocalarım. Bu kavramı yani mansup olduğu hal üzere mebni olmak. Belki bu kavramı daha önce hiç duymamış olabilirsiniz ama bunu farklı konularda yine göreceğiz. Allah'ın izniyle e, Arapça hayatımızda işte mecrur olduğu hal üzere mebni ya da merfu olduğu hal üzere mebni mansup olduğu hal üzere mebni. Bunları daha önce duyan var mı içimizde sayın hocalarım? Yani bir kelime mansup olduğu hal üzere mebnidir. Mecrur olduğu hal üzere mebnidir. Merfu olduğu hal üzere mebnidir. Bunu daha önce duyan var mı içinizde? Böyle bir şey hatırlayan var mı? Bunun konusu geçen senelerde yüksek lisans dersimizde de geçmişti. Belki bu konu ya da buna benzeyen başka bir konu. Orada Mansup olduğu hal üzere mebni geçmişti. Hatta ben o zaman sordum. Yani bu size sorduğumu ben de orada sordum. Ee, yanılmıyorsam hocamız da e, bak Allah'u alem diyeceğim. Çünkü üzerinden belki iki sene geçti bu olayın. E, Merfu olduğu hal üzere mebni biliyorum ama mecbur olduğu hal üzere mebni ben de daha önce hiç duymadım diye hocamız böyle bir cevap verdiğini hatırlıyorum. Bu bilgi bizim aklımızda dursun. Acaba bundan sonraki kitaplarımızda acaba mecrur olduğu hal üzere mebni ya da merfu olduğu hal üzere mebni buna benzer bir şey acaba duyabilecek miyiz diye ben de merak ediyorum. Şimdi bu son örnekte el-yevme nasıl haber oldu? Şimdi salihatin salihatin burada ne? Bence de ismi yani cinsinin nefyeden la'nın ismi. Bak şimdi bu örnekte haber hasfedilmişse ki bence öyle o zaman el yevme ne olur? Eğer haber hasfedilmişse o el yevme ne olur burada? Mefulü fih mi? Olabilir mi? El yevme eğer e, bu cümlede haber hasfedilmişse mesela la salihatin mevcudatun elyevme hani dedik ya az önce işte haber hasfedilmiştir. Geriye kalan car bunun mütallıkları olur demişti ki hocam. Ona benzer burayı mesela algılamaya çalıştığımızda işte eğer cümlenin aslı la salihatin mevcudetun elyevme ise eğer böyleyse cümlenin aslı ve haber burada hasfedilmişse o zaman elyevme mefulüfi olabilir mi burada? Şimdi meful olması için fiil olması her zaman gerekir mi? Peki. Hocamızın yazdığı soruya binayen sormak istiyorum. Bir cümlede meful olabilmesi için fiil olması her zaman şart mıdır? Sizce sayın hocalar. Yani cümlede tabi şimdi düz mantıkla baktığınız zaman fiil vardır, fail vardır. Eğer işte müteaddi fiilse meful alır. Lazım fiilse meful almaz değil mi? Normalde bizim öğrendiğimiz bilgiler böyle olmasını gerektiriyor. Ama bazen müştak olan bazı kelimeler var. Yani özellikle sıfatı müşebbeheler azınlıkta ama ekseriyeti mesela ismi failler ya da ismi mefuller kendisinden sonra meful çıkarabiliyorlar diye bunu söylediğimi hatırlıyor. O yüzden bu bilgilerin hepsini böyle üst üste preslediğimizde cümlede meful olması için fiil bizzat birebir fiilin aynısı yani bizzat fiil formuyla bulunmasa dahi özellikle isim faillerde bunu çok görüyoruz. Yani fiil kökenli isimler hocam. Fiil kökenli isimler cümlede bulunsa da bunların o ruhundan beslenen mefuller cümlede bazen olabiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım Allah'ın izniyle. Şimdi bu açıklamayı yapmazsak burada bu cümlenin içinden çıkamayız. Yani El Yemen'in özellikle bu haliyle ben burada la'nın haberi olduğunu düşünmüyorum. Ben onu düşünmüyorum. Bence el mi e burada mefulüfi olabilir. O zaman da tek çare kalıyor. La'nın haberi burada hasfedilmiş olabilir yani. Her zaman la'nın haberi cümlede yazacak diye bir kural da yok. Ne yazık ki. Aynen aynen hocam öyle. Fiil gibi amel eden isimlerden özellikle bahsediyorum. Onların olduğu yerlerde de bir fiil olmasa da ki onlar zaten e, fiil gibi amel edenler dediklerimiz fiil kökenli oluyor yüzde bini diyelim. O yüzden onların içindeki o kök fiil kendine meful çekebiliyor. E, bunu da inşallah e, ilerleyen derslerde mutlaka göreceğiz. Yani bu eserimizde de ilama, başkalarında bu konuyu göreceğiz hocam. Şimdi cinsini bu arada dersi özlemiş gibi bir havanız var. Sayın hocalar biraz ders saatimizi geçe aldık ama ancak böyle müsait oldu. İnşallah derse özlemişizdir. Sıkılmıyoruzdur sayın hocalar. Ve emmel mudafu. Şimdi cinsini nefyeden la'nın ismi müfret isim olarak gelirse irabımız ne olacak? Bunu mutlaka bakın not edelim. Cinsini nefyeden la'nın ismi müfret isim şeklinde gelirse mansup olduğu hal üzere mebni olacak. İrabımız bu. Peki muzaf hani 3 e, seçeneğimiz vardı müfret şekilde gelebiliyordu. Muzaf olarak gelebiliyordu. Şibihi bir muzaf olarak geliyordu. Şimdi muzaf olarak gelirse irabı ne olacak? Ona bakacağız. Ve emmel mudafu muzaf olarak gelmesine gelince sabu bil fethati zahira zahiri fetha ile mansup olur. Ev bime ne nebe anehe ya da fethanın yerine ne ile mansup oluyorsa onunla mansup olur sayın hocalar. Bir daha söyleyelim. Eğer muzaf bir isim olursa cinsini nefyeden lanın ismi o zaman ekseriyeti feta ile mansup oluyor. Ama feta ile mansup olması mümkün değil. Fethanın yerine başka bir şeyle mansup oluyorsa işte onunla mansup oluyor. Ne gibi? <laughs> La talibe ilmin memkutun. Memkut burada yerilmiş, nefret edilmiş anlamında yani hiçbir ilim talebesi memkutun yerilmiş, nefret edilmiş değildir. Cinsini nefret la'nın ismi burada talibe kelimesi. Talibe kelimesi. Talibe muzaf, ilmin muzafın iley bakın. Ve talibe fethayla mansup. Bak burada arada çok büyük bir uçurum var. Müfret bir kelime olursa mebni oluyor ama muzaf olursa mansup oluyor sayın hocalar aradaki şeyi ne yapmamak lazım mesela bunu sınavda öğrencinin birine sorsak bak şimdi e, burada konuşuyoruz sohbet ediyoruz şu talibe ilmin memkutunu talibe ilmin memkutunu talibenin altını çizip sınavda bunun irabı nedir desek nedir desek sizce şıklardan mansubun bil fethayi çok kişi seçer değil mi sayın hocalar yani e, mansubun fethayi seçenler ama mebniyün alel fethi seçeneğini eklesek e, onu da seçmeye çalışanlar olabilir maalesef şimdi haberi de ismi meful kal tabi tabi aynen memkutun ismi meful hocam şimdi şunu soralım burada talibe Talibe kelimesi müzekker değil mi? Talibe müzekker. Ama memkutun müennes mi sizce? Memkutun. Talibe müzekker ama memkutun müennes olabilir mi? Memkutun. Sizce müennes mi? Memkutun ya da müennes gibi e, gören var mı ilk baktığında memkutunu? Aynen hocam. Bunu burada şaşırtmaçlı bir soru sordum ben. Aynen bu T fiilin aslından yani mühendislik T'si değil. Aynı zamanda bakın şurada bir cemaat vavu var. <laughs> bu da bunun müzekker olduğunun bir başka kanıt. Şimdi muzaf olduğunda mansup oluyor. Müfret isim olduğunda mebni oluyor. Peki şibhi bil muzaf olduğunda ne olacak? Ve emme şebihi bil muzaf Şibhi bil muzaf olduğunda, peki nedir yani şibhi bil muzaf dediğimiz yani muzafa benzeyen ne demek? Ma ittasale bihi şeyun min temami ma'nahu. yani onun nasıl diyelim e, manasını tamamlayan bir şeyin kendisine bitiştiği durum, manasını tamamlayan bir şeyin kendisine bitiştiği bir durumdan bahsediyoruz. Yani bunu bir bir tamlama gibi düşünün. Bir tamlama manen bir tamlama var burada. Ama yapısı itibariyle neye benziyor? Muzaf muzafın ileyhe benziyor. Ama değil. Ama değil. Şimdi bakacağız ona. Femitlul mudafifil hükmü hüküm konusunda muzaf gibidir. Yani muzafın irabı neyse cinsini nefyeden la'nın ismi olduğunda Şibhi bil muzafın irabı da aynı. E yani yunsa bu bil fetha. Fetha ile mansup olur. Şimdi bakalım örneğimize. L müstakimen halehu beynen nasi. Şimdi buradaki müstakimen kelimesi nedir? Müstakimun. Müstaki, tabi normalde müstakimundu. Ama la'dan dolayı mansuplaştı. Müstakimen oldu. Şimdi bu bir ismi fail değil mi sayın hocalarım? müstakimun bir ismi fail ve bakın halehu müstakimen halehu hale burada müstakimenin nesi sizce Le müstakimen halehu yani halini e, müstakim yapan halini müstakim kılan ya da hali müstakim olan kimse yoktur insanlar arasında müstakimen halehu hale burada müstakimenin nesi sayın hocalarım bir düşünelim bakalım nesi olabilir mef'ulü değil mi müstakimenin mef'ulü çünkü müstakimen ismi fail burada kendisine meful çıkartmış İşte buradaki yapı yani müstakimen halehu yapısı şibhi bil muzaf sayın hocalar bu yapının adı Zaten yani, ekseriyeti bence şibih bil muzafı biz böyle göreceğiz. Yani ismi fail ve yanındaki mef'ulü bihinden oluşan yapı olarak en azından ben ekseriyeti böyle görüyorum. Yine değişik e, versiyonlarını gözlemlersek orada da yine e, belirtmemiz gereken yerleri belirtiniz. Burası işte müstakimen halehu bölümü şibhi bil muzaf. Sayın hocalar. Daha doğrusu müstakimen burada şibih bil muzaf, halehu da onun mef'ulü bihi. İşte böyle bir yapı karşımıza çıkarsa kuralımız gereği mansup olacak ya da neyle mansup oluyorsa onunla mansup olacak. O yüzden müstakimen burada fetayla mansup cinsini nefyeden eden la'nın ismi olduğu için. Şimdi buraya kadar buraya kadar öğrendiğimiz bilgiler çok önemli. Cinsini nefyeden eden la'nın ismi müfret isimse mebni olacak. Mansup olduğu hal üzere mebni olacak. Ama muzaf ya da şibibil muzaf olursa o zaman mansup olacak. Bak birinde mebnilik var, birinde muğraplık, mansupluk var. Aradaki farkı kaçırmamak lazım. Şimdi konuya Şimdi biz e, sabahtan beri hani dört tane şartımız vardı ya sayın hocalar. Dört tane şartımız. Neydi onlar? Cinsinin nefiinden la'nın ismi nekre olacak. İsmiyle kendi arasına başka bir fasıla girmeyecek. Üçüncü şartımız haberi de nekre olacak. Dördüncü şartımız neydi? La tetekerreru la. La tekrar etmeyecek. İşte bunlar gerçekleşirse, bu dördünde sıkıntı yoksa o zaman az önce söylediğimiz iğraplar geçer. Bak müfret isim olursa mansup olduğu hal üzere mebni olur muzaf ya da şibi muzaf olursa da mansup olur demiştik. Ama bu dediklerimiz ne zaman geçerli? Şuradaki 1, 2, 3, 4 numaralı kurallar hepsi yerindeyse bu dediğimizi iraf geçerli. Peki olmazsa? Yani eğer 4 maddede kopukluklar varsa o zaman ne olacak? Hemen bakalım. Kale Ecrumi dediler ki fe inlem he. eğer tübeşir olmazsa yani cinsini nefyeden ladan hemen sonra ismi gelmezse o zaman ne olacak? O zaman veceber ref'u merfu olması vacip olur. Ve vecebe tekraru la ve la'nın da tekrar etmesi vacip olur. Ne gibi? La fidderi raculun ve la imra Yani evde hiçbir erkek ve hiçbir kadın yoktur. Şimdi fidderi Cinsini nefreden la'nın nesi? Haberi. İsmi nerede? Racülün. Bak arasına ismiyle kendi arasına haberi girmiş. Olmayacak böyle. Ve levke oldu. Ve levke oldu. Böyle olursa o zaman bak racülün oldu. Yani merfu olması vacip oldu. Ve la'nın da tekrar aslında bak e, burayı şöyle size daha güzel izah edeceğim. Normalde bu cümle neydi? Normalde bu cümle neydi? Bu cümlenin ilk versiyonu neydi biliyor musun? Şöyle söyleyelim. La racule ve imra ete fiddari. Normalde bence bu cümlenin aslı böyleydi. Ama fidderi ile raculün yer değiştirdiği için yer değiştirdiği için e, feta olduğu hal üzere mebnilik kuralı yerine merfuluğunun vacip olması kuralı devreye girdi. Dolayısıyla la fid raculun oldu. Az önce ikinci la olmaksızın yazılan imra ete de la mecburiyetiyle geldi. Ve la imra et. Sayın hocalar. Şimdi bir daha söylüyorum. Burada az önce söylediğimiz dört tane kuraldan ihlal var burada. Cinsini nefyeden la ile ismi arasına bir şey girmeyecek demiştik. Ama girmiş. Eğer girerse artık yeni kuralımız var. Eğer cinsini nef eden la'nın ismiyle haberi arasına başka bir şey girerse mesela haberi öne gelirse mesela o zaman yeni kurallarımız var. Mutlaka la tekrardan yazılacak. La bir daha yazılacak. Ve artık cinsinin nef la'nın isminin merfuluğu vacip olacak. Sayın hocalar. Şimdi burada ee, şunu neyse sormayacağım. Bir şey aklıma geldi ama sormayacağım. Devam edelim. Şimdi bu kuralın ihlali ve karşılığında olacak irabı öğren. Başka bir ihlalden daha bahsedeceğiz şimdi. Feyin tekerrarat. Eğer la tekrar ederse. Şimdi burada da cinsini nefyeden la ismi yer değiştirmemiş haberiyle ama sadece cinsini nefyeden la bir daha yazılmış. Yani sadece la'nın tekrarı var. Burada la'nın tekrarı var. Ama ismi haberi yer değiştirmemiş. Peki o zaman ne olacak irabımız? Câze-i La'nın amel etmesi de caizdir. Tıpkı. <laughs> Tamamdır hocam. Şimdi e, şunu soracaktım. Burada veceber ref'u dedi ya. Sorun dediğiniz için özellikle soracağım. Veceber ref'u'dan ne anlıyorsunuz sayın hocalarım? Mesela bak az önce e, bunun zıttı olduğunda ne oluyordu? Mansup olduğu hal üzere mebni oluyordu ya. Yani feta üzere mebni ekseriyeti ama diğer şekillerde de mebni oluyordu. Peki siz bu veceber ref'u'dan ne anladınız? Merfu olur mu? Ref üzere mebni olur mu anladınız sayın hocalar? Bunu merak ettim. Şimdi bu kuralın ihlal edilmemiş halinde mebni oluyor. Feta üzere ya da neyle mansup oluyorsa onun üzere mebni oluyor. Ama kural ihlali olduğunda ne dedi kitabımız? Ref olması vacip olur ve la'nın tekrarı vacip olur dedi. Şimdi bundan siz ne anladınız? Mesela başka bir şekilde sorayım. La fidderi Racülünü nasıl irab edeceğiz? Cinsini nefyeden la'nın ismidir damme ile merfu durumu yoksa damme ile merfu durumu yoksa damme üzere mebnidir mi sayın hocalar? Şimdi fiil değil mi hocam? Feta üzere mebni. Şimdi hangisi hocam? Feta üzere mebni. Onu ben pek anlayamadım ama ya da fiil değil mi dediğiniz hangisi? Evet e, bu soruları hepinize soruyorum sayın hocalar. Racülün yani la fidderi racülün ve la imra etunda racülün cinsini nefyeden la'nın ismi ve damme ile mebni mi yoksa damme ile merfu mu sizce? Hangisi? Tabi tabi hocam vecebe fiil de e, ama e, orayı sormuyorum. Vecebeyi sormuyorum. Veceber refudan ne anladık? merfu olur mu? Damme üzere mebni olur mu? Bunu sordu. Evet burada e, merfu olur sayın hocalar. Burada mebni olmaz. Burada merfu olur. Yani dolayısıyla racülün la fiddari racülün dediğimizde buna ne diyeceğiz? İsmu la merfuun biddamme. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi eğer tekrar ederse yani la iki kere yazılırsa ne olacak? İ'maluhe. Amel etmesi de caiz. uhe, Amel etmemesi de caiz. Ne gibi? Mesela fe inşi'te kulte. istersen şöyle dersin. La racule fiddâri ve la imraete. Bak la racule fiddâri ve la imraete. Ya da Fe in şöyle dersin. La racülün fiddari ve la imraetun. La racülün fiddari ve la imraetun. Şimdi buradaki tek sorun şu. Bu cümlelerin yani la racüle fiddari'den tek farkı bu cümlelerin burada la iki kere yazılmış. La burada iki kere yazılmış. Ve kitabımız diyor ki eğer la tekrar ederse o zaman istersen amel ettirebilirsin. İstersen amel ettirmeyebilirsin. La racule fiddari ve la imraete ya da la raculun fiddari ve la imraetun bunların ikisi de caiz. Şimdi bu öğrendiklerimizi bir de Tufetü Seniye'den dinleyelim. Ve ekulü ben derim ki diyor Tufetü Seniye'nin yazarı. Kad arafte sen öğrendin. Enne şuruta vücubi ameli la amele inne erbetun la'nın cinsini nefeden la'nın innenin amelini yaparken yani innenin amelini yapmasının vacip olma şartlarının dört tane olduğunu öğren. Neydi? İsmi nekre olacak. İsmiyle kendi arasına bir şey girmeyecek. Haberi de nekre olacak. Ve la tekrar etmeyecek. Dört tane şartımız vardı. Bu dört şart yerine gelirse Cinsinin nefyeden la'nın innenin amelini yapması vacip olacak. Bunu öğrendik. Ve hedel kelamu fi beyanil hal. Bu durumun beyanında bu kelam neyle alakalı? İze ihtelle şartun min şurutil erba'atis sabika. Şimdi daha önce geçen bu dört şarttan bir tanesi yani ihlal edildiğinde, e, ihlal edindi, edildiği halin beyanı diyor. Şu anki kelam bununla alakalı. Yani zaten dört tane şartın ne olması gerektiğini öğrendik. O dört tane şart olduğunda iraplarımızın nasıl olduğunu öğrendik. Peki bu şartlardan birisi ihlal edildiğinde mesele ne olacak? İşte diyor şimdi sana onun beyanı. Ve beyan özellikle bunun da açıklaması şu ki, Ennehu izâ veqâ ba'de ba'de la ma'rifetun. Mesela la'dan sonra cinsini nefyeden la'dan sonra marife bir isim gelirse ama kuralımız neydi? Nekre gelecekti. Peki marife gelirse o zaman vecebe ilgâ'u la ve tekrâruhe. O zaman la'nın amel etmemesi ve tekrar etmesi vacip olur. Bak bu kuralı mesela az önce şurada Belki söyledi, belki dolaylı yoldan söyledi. Bakalım şimdi ne diyor kitabımız? Eğer cinsini nefyeden la'nın ismi marife olursa o zaman hem amel etmeyecek hem de ne olacak? Tekrar edilecek. Ne gibi? La Muhammedun zerani ve la Bekr Beni hiçbir Muhammed ve hiçbir Bekir ziyaret etmedi. Ya da beni ziyaret eden hiçbir Muhammed veya hiçbir Bekir değildir. Burada Muhammedun bakın ne oldu? Merfu. Neden? Çünkü cinsinin nefeden la'nın ismi marife geldi. Dolayısıyla şuradaki Bekrun'dan önce bir daha la yazılması vacip oldu. Bir devamı ve izâ fasale beyne la ve ismihe fasilun ma herhangi bir ayraç herhangi bir ayraç yani herhangi bir başa kelime eğer la ve isminin arasını ayırırsa o zaman yine vacebe kezalike ilgahu ve tekraruhe yine amel etmemesi ve tekrar etmesi vacip olur. Ayeti kerimede olduğu gibi la fiha gavlun ve lahum anha yunzefun. Yani o içkide ne bir sersemletme gavlun ne bir sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. Ve lahum anhe yunzefun burada baktığımız zaman gavlun la'nın ismi ama ondan önce fihe şeklinde haberi gelmiş ya da e, haberi hasfedilmiş fihe onun müteallıkları diyelim bu şekilde bir yapı ile karşılaştık o zaman la amel etmeyecek yani gavlun olacak ve devamında da la bir daha tekrar edilecek sayın hocalar bu ayette Gavlun kelimesi müpteda müekhar. Fihe de müteallikun bi mahzufin haberi mukaddem. Burada hasfedilen bir haberi mukaddem vardı. Mesela la mevcudun fiyehe gavlun gibi sayın hocalar. İşte o hasfedilen haberi, haberi mukaddemin müteallıklarıdır burada fihe Ve şuradaki la da nafiyetun muhmile. Yani muhmile mühmile ihmal edilmiş gibi bir anlamı olabilir bunun ama muhtemelen buradaki amacı şey yani ameli düşürülmüş ameli düşürülmüş bir la çünkü burada ne var burada kural ilali var sayın hocalar şu paragrafta anladığımı sizler için toparlayayım az önce bahsettiğimiz dört kuraldan eğer sapmalar olursa dört şart ihlal edilirse Mesela cinsini net la'nın ismi nekre olacak demiştik. Diyelim ki marife oldu. O zaman la amel etmeyecek ve la bir daha yazılacak. Bir başka kuralımız ismiyle la'nın arasında bir şey girmeyecekti. Diyelim ki girdi. Yine la amel etmeyecek ve la bir daha yazılacak. Sayın hocalar. Şimdi bir başka seçenek. Veza tekrar la eğer la hani dedik ya la tekrar etmeyecek. Peki la tekrar ederse ne olacak? Bunu az önce şu yukarıda kutucukta öğrenmiştik bunu. O zaman lem yecib amel etmesi vacip değildir. Bel yecuzu i'maluhe bilakis amel etmesi de caiz. Ve yecuzu ihmaluhe, amel etmemesi de caizdir. Yani ilgası. Mesela az önce ilgauhe dedi. Burada da ihmaluhe dedi. Sayın hocalar. İkisi de cahil. Bu bizim kendi gönlümüze göre. istediğinizi tercih edebilirsiniz. İkisinin irabı da Allah'ın izniyle kabul edilir. Şimdi bak şimdi şurada önemli bir nokta var. Bak onu gözden kaçırmayalım. İze istevet bakiyetu şurut. Diğer şartlar yani diğer şartları muhafaza etmekle birlikte diğer şartları barındırmakla birlikte bak bunu kesinlikle göz ardı etmeyelim. Şimdi dört tane şartımız vardı. 4 şarttan 3'ü aynen devam edecek. 3'ü aynen devam edecek. Sadece dördüncü şartı ihlal edeceğiz. Yani la'nın tekrarı mevcudiyet bulacak. İşte bu durumda ne olacak? Ondan bahsediyoruz. Böyle bir durumda iki seçenek var. Amel de edebilir, amel de etmeyebilir. Mesela fetekul alel -yamel. amel etmesine sen şöyle dersin. La racule fid ve la imraete. Bak burada la'nın tekrarı var. Ama la amel de etmiş. Bak la raculen olmamış. La racule oldu. Hani ne demiştik dersin en başında? Mansuplaştırır ama tenvinsiz bir şekilde. Ve mebnileştiriyor. Aynı zamanda burada müfret isim şeklinde gelmiş çünkü. Mesela bak bunu sınavda sorsak. Yani la racule fid dâri Racule'nin altını çizsek Seçeneklerde mesela Mansubun Bil Fethada olsa, Mebniyun alal Fethide olsa öğrenciler sizce hangisini seçer? Mansubun Bil Fethayı seçerler. Ama yanlış. Ne olacak? <laughs> Mebniyun alal Fethi olacak. Tam bir sınav sorusu. Ama tabii e, ekleyecek üçüncü ve dördüncü seçenek yok. Yani merfu deseniz, mecrur, meczum deseniz bunlar yanlış olduğu zaten belli olur. Ama gerçi o da olur. Yanlış, o zaman öğrencilere kolaylık yapmış oluruz. İki şıkke elemiş oluruz. Geriye iki seçenek. Yüzde elli kalır. Mansubun bil fethayı seçerler. Ama cevap mebniyun alel fethayı olacak. Sayın hocalar bunu az önce öğrendik. Bir fethi racule ve imraete. Racule ve imraetenin ile oluyor bu durum ve tekul alel ihmal yani alel ilga amel etmemesi hususunda sen şöyle dersin la raculun fiddar ibun ikisi de caiz isterseniz la racule fiddar ve la imraet edin isterseniz de la raculun fiddar ve la imraetun deyin yani amel ettirerek de okuyabilirsiniz amel ettirmeyerek de okuyabilirsiniz biref iraculun ve imraet raculun ve imraetun'un merfu olduğu hallerle burada tabi e, kuralların bak şimdi bu konu aslında gerçi nahvulu adıhta bunun onda biri bile bu konu anlatılmamıştır buna eminim ama burada çok güzel şeylerden bahsettik dört tane şartın ne olduğunu öğrendik mi bu dört tane şart olmakla birlikte ismi müfret isim olursa nasıl mebni olacak muzaf ya da şibi muzaf olursa durum ne olacak bunların hepsini öğrendik bu ayrı bir konu İkincisi, şartların teker teker ihlal edildiği durumları öğrendik. Mesela isminin marife geldiğinde hem tekrar edilecekle hem merfu olacak. Bak bunu öğrendik. Bu önemli bir kural. İkincisi neydi kural ihlali? Hemen ona da bakayım. İkinci kural ihlalimiz ismiyle arasına bir fasıla girdiğinde ne olacak? Yine irabımız aynı. Merfu olacak yani amel etmeyecek ve yine la tekrar edilecek. Bunu da öğrendik. Üçüncü kural ihlali ne? La tekrar etmeyecek dedik ama tekrar ederse ne olacak? Burada caizlik var işte. İster amel eder, ister amel etmez. Yani bu dersin sonunda bizim bu bilgilerin tamamını komple hifz etmemiz lazım. Komple uygulamamız lazım. Dışarıdan bakıldığında mini minnacık bir konu ama birbiriyle bağlantılı çok güzel kurallar öğrendik. Yani aslında e, aşırı derecede zor değil. Yani inanın çok zor değil. Sadece çok fazla uygulanmadığı için, pek fazla karşımıza çıkmadığı için unutmaya müsait bir konu. Ama yani bence zor değil. Ara sıra biz mutlaka bu videoyu yeniden izleyelim. Ara sıra lütfen cinsini nefyeden la'yı hatırlayalım ki bunu unut. Zaten belli bir süre tekrar edersek bir daha unutacağımızı düşünmüyorum. Şimdi gelelim sorulara. Mellezi ta'meluhu la ennafiyo lil cinsi şurutu vücubi ameli la ennafiye lil cinsi Şimdi cinsini nefiyeden la'nın amelini yaptığı ya da bunun ameli nedir ya? Cinsini nefiyeden la'nın yaptığı amel nedir? İsmini nasp, haberini ref yapmak. İnne gibi. Sayın hocalar. Peki Cinsini nefyeden la'nın innenin amelini yapma Şimdi neden raculen diye nekre olmuyor ona anlam veremedim. Hani dedik ya biz hocam burada he, konunun en başında onu söylemiştik. Mansuplaştırır ama tenvinsiz bir şekilde bunu yapar hocam. Mansuplaştırır ve bunu ee, bir de ben mesela bak bunu sordunuz. Bir şey benim dikkatimi çekti. Bir saniye ona bir bakayım ben şurada. Bir şey benim de dikkatimi çekti. Şimdi muzaf olduğunda ya da şibibil muzaf olduğunda zaten tenmini yok. Muzaf olduğunda ya da gerçi şibibil muzaf olduğunda var. Özür diliyorum muzaf olduğunda zaten tenvin almıyor ismi ee, şibibil muzaf olduğunda da aynı şekilde orada tenvin var orada tenvin var ama e, müfret isim olduğunda orada mebnileşiyor mebnileşiyor ve bunu tenvin almaksızın yapıyor. Bunu tenvin almaksızın yapıyor. Aynı şey bu en son söylediğimiz durumda da geçerli hocam. Yani la tekrar ettiğinde amel etmesi de amel etmemesi de caiz ya. Orada amel ettiği durumda da yine la racule oluyor. Yani feta tabi zaten, zaten kural aynı ya. Eğer amel ettirirseniz dersin başında söylediğimiz amel etme şartları devreye girer. Eğer amel ettirmezsek de o zaman raculün şeklinde karşımıza tenminli ve merfu olarak çıkacak. Bunun kuralı da bu. Selamün aleyküm hocam. Aleykümselam hocam. Şimdi biz hep isimlerde e, isimlerin önüne herhangi bir ek gelmese ya da Hı -hı. E, isimler önüne el takısı almasa mutlaka sonları tenminli gelir. Bu tenmin ötre tenmin ya da kesra tenmin ya da feta Tabii. tenmin gelir diye hep o şekilde e, sadece muzaf oldukları zaman bunlar tenmin almaz diye biliyoruz ya. Hı -hı. Evet. Şimdi buradaki orada e, racülen değil de racüle olunca peta olduğu için hani Ondan dolayı biraz benim bu ıı, mebni oluşundan dolayı yani bu sadece laya has bir şey olduğundan Bence dolayı öyle. sanırım herhalde. Bence Değil öyle mi o hocam. Şekilde? Aynen. He, çünkü isimler mutlaka temin almak zorunda herhangi bir ek gelmesi, muzaaf olmadıkları zaman. Hı hı. E, ama işte demek ki o zaman sadece bu laya has bir şey daha geldiği zaman eğer amelini yapacaksa o feta üzerine o zaman mebni diyerekten o şekilde onu kafamıza kutlayacağız inşallah. Aynen hocam. Size katılıyorum. Evet, çok, Dediğiniz çok son güzel derece Çok güzel bir ders doğru. hocam. Harika bir ders. Hiç böyle e, bilmiyordum yani ben bunu. Yani <laughs> Gerçekten çok güzel bir Çok hoşuma Aynen. gitti. Allah Bence razı olsun. Bence çok güzel anlattı. Belki de çok güzeldi. Harikaydı hocam. Nefreden evet. la ile alakalı belki söylenebilecek şeylerin yüzde doksanını anlatmış bile olabilir. Evet. Kitap. Evet. Gerçekten çok güzel. Son güzeldim. derece çok doyurucu. Gittim. Bir de şey evet. benim mesela şu an aklıma geldi. Burada la racule şeklinde bence onun orada e, tenminsiz bir şekilde feta üzere o şekilde mebini olması bence bu la'yı başka la'larla karıştırmayalım diye de olabilir. Hayır. Hayır dedikmek için. Bence evet. öyle. Çünkü yani... şey de var ya hocam. Ee, evet Ls'e benzeyen mavi la var Hı -hı. ya mesela orada evet. ondan dolayı da olabilir yani. Bence e, gibi. bu la dışında yani cinsinin nefreden la'nın evet. dışında oraya hangi la gelirse gelsin bence onu bu şekilde feta üzere mebni yapmıyor belki de ona Hı -hı. dikkat çekmek için yani farkındalık için diyelim iyirabu e, evet. bence bu şekilde gerçekten bak, akılda kalıcı mesela şu an aklımızda kaldı. Evet, Eğer kaldı. böyle olmasaydı Hı. direkt işte la raculen gibi mesela olsaydı belki aklımızda böyle kalmayacaktı ya da başkalarıyla bunu karıştıracaktık o da olabilirdi. Evet hocam. Ama e, tabii kitabımız e, Nahvul göre detaylı ama diğer eserlere göre çok detaylı değil. Belki de başka okuyacağımız bir eserde buranın neden tenminsiz olduğu da yazıyor olabilir. Tamam hocam. Çok sağ olun. okuduğumuzda kafamızda iyice soru işaretleri gider ama Güzel bir konu. Tabi ezberlememiz gereken bazı kurallar öğrendik bu akşam yine. Tekrar etmezsek hiç olur. Mutlaka tekrar edelim. Mutlaka. Evet. Evet, evet. şimdi bu notlarımızı bile... alacağız hocam inşallah. İnşallah gerçekten. hocam. Bu e, birinci sorumuzun ikinci bölümünde de amel etme şartları nelerdi? Dört tane şartımız vardı. İsmi nekre olacak. İsmiyle kendi arasına bir engel, başka bir kelime girmeyecek haberi bile olsa. Üçüncüsü haberi de nekre olacak. Dördüncüsü de ne olacaktı? La tekrar etmeyecek. Bu dört kuralı ben şu an için ezberledim ama unutabiliriz. Tekrar edersek unutmayız. İkinci sorumuz ilakem kısmın yan kısmı ismula yani cinsinin nefyeden la'nın ismi kaç kısmı ayrılır? Üçü ayrılıyor. Müfret isim olabilir ki müfret isim dediğimiz müsenna, cemi teksir, müzekker salim, cemi müennes salim ya da racule gibi gerçekten müfret olabilir. Ya da ikincisi muzaf, üçüncüsü şibi muzaf. Üç kısmı ayrılır. Üçüncü sorumuz. mehuk hukmu ismi la el müfret. Bak bu e, zaten az önce bunun üzerinde konuşuyorduk. Cinsinin hep la'nın ismi müfret isim olursa hükmü ne olacak? Mansup olduğu hal üzere mebni olacak. Bu, bu kavramı unutmayalım. Yani kelimenin mansup olduğu alamet üzere mebni olması... Bunun merfu halini de göreceğiz ama mecrurluğuna ben de emin değilim. Ona bakacağız. Peki mehuvel müfredu fi bab la vel münada yani la konusunda yani bugünkü la konumuzda ve bir sonraki dersimizdeki münada konusunda müfretle kastedilen nedir? Bir adı üstünde müfret olan, müsenna olan cemi teksir, cemi müzekker salim, cemi müennes salim. Bunların hepsiyle müfret kastedilecek. Mesela bunu bir sonraki dersimizde müfret münada göreceğiz. Müfret münada yani müsenna, cemi tekstiri, cemi müennes salim, cemi zekkar salim ya da gerçekten müfret bu kastediliyor. Hem bu konumuzda hem de münada konusunda. Dördüncü sorumuz. Me hukmu ismi la kâne mudafen ev şebi bil mudaf. Yani muzaf ya da şebi bir muzaf olunca la'nın isminin hükmü nedir? Mansup olması fethayla ya da ne ile mansup oluyorsa o şekilde mansup olması. Burada yine ders içerisinde belirttim. Bak arada dağlar kadar fark var. Müfret olarak gelince mebni oluyor. Muzaf ya da şibibil muzaf olunca mansup oluyor. Aradaki farkı unutmayalım. Beşinci sorumuz. Mel hükmü izâ tekerrarat la ennafiye. Cinsini nefyeden la tekrar ederse hükmü ne olur? Amel etmesi de caiz amel etmemesi de caiz. Mel hükmü izâ veka ba'de la ennafiyen ma'rife. Peki marife olursa ne olacak? Cinsinin nefyeden la'nın ismi. O zaman neydi? Hem la tekrar edecek hem de merfu olacak. Hem la tekrar edecek hem de merfu olacak. Altıncı ve son sorulabilecek soru kaldı geriye zaten. Mel hükmü izâ fasele beyne la ve ismihe fasilun. La ve isminin arasını bir fasıla ayırırsa bunun hükmü ne olacak. Tıpkı e, şu sorumuzla aynı bunun cevabı. Yani ha ismi marife gelmiş ha da ismiyle arasını bir fasıla ayırmış. İrabı aynı. La tekrar edecek ve merfu olacak ismi. Bak burada şu e, vecebe, ifadesini, e, vecebe ifadesini unutmayalım. Yani mutlaka vacip. La'nın tekrar etmesi de vacip, isminin merfu olması da vacip. Yani bazen öyle, bazen böyle değil. Mutlaka öyle olacak, sayın hocalar. Evet, şimdi bu akşam neler öğrendik? Ya'melu la ameli, amele inne ya da ameli inne cinsinin nefieden la'nın inne'nin amelini yapmaz. Şurutuhu la racule der, örneğinde olduğu gibi peki bunun şartları neydi yani cinsini nefh la'nın innenin amelini yapma dört tane şartımız vardı bir ismuha nekira ismi nekre olacak ve illa vecebe e, ve illa vecebe refuha bak şimdi burada ve illa demiş ya yani eğer ismi nekre olmazsa yani marife olursa ne olacak merfu olması ve tekrar etmesi vacip olur La Muhammedun Zerani ve la bekrun gibi. Bunu gördük. İkinci kural ismi he muttasilun bihe olacak. Yani ismi kendisine bitişecek. Ama bitişmezse ne olacak? La fidder raculun gibi merfu olacak. Haberu he nekire. Haberi nekre olacak. Dördüncü kural la tetekerreru. Tekrar etmeyecek. Ama ederse la Yecibu i'amelu o zaman amel etmesi vacip olmaz. Yani la tekrar ederse iki seçenek vardı ya caiz ya da amel edebilir. Yani la racülün fiddari ve la imraetun diyebilirim. Ya da la racüle fiddari ve la imraete diyebilirim. İkisi de caiz. Peki cinsini nefyeden la'nın isminin enve'u burada mesela cinsinin e, cinsini nefyeden la'nın çeşitleri değil aslında bu. isminin çeşitleri. O yüzden buraya isminin yazalım. Üç şekilde gelebilir. El müfredu müfred gelirse yubna ala ma yunsabu bihi. Yubna ala yunsabu Mansup olduğu hal üzere mebni olur. Ne gibi? La racule fidder. La raculeyni fidder. Mesela la racule fidder feta üzere mebni. La raculeyni fidder. E, ye üzere mebni la saliyatin el yevme kesre üzere mebni mesela. Ne dedik? Mebniyun ala ma yunsabu bihi. Sayın hocalar ya da yubna ala ma yunsabu bihi. Peki muzaaf olursa ne olur? muzaaf olursa feta ile mansup olur ya da ev naibuha. Yani bir kelime mesela feta ile mansup olmaz başka bir şeyle mansup olur o zaman o da bu hal üzere mansup olur. Ne gibi? La talibe ilmin memkutun gibi. Ya da şibibil bil muzaf olabilir. Şibibil bil muzaf olduğunda da yine irabı muzafla aynıydı. Yani yunsabu bil fetha evna ibihe la müstakimen halehu beynen nas örneğinde olduğu gibi sayın hocalarım. Yani şu tablo bize aslında bugünkü derste öğrendiğimiz bilgilerin hemen hemen hepsini bize içeren bir tablo. O yüzden bu tabloları ben seviyorum. Yani bu tablo olur, başka bir tablo olur kendimiz anlayacağımız bir dilde yeni bir tablo, yeni bir kodlama kafamıza göre yeter ki o şekle baktığımızda konuyu komple tekrar edelim. Bu son derece önemli. Küçük bir yazı olabilir, küçük bir not olabilir, yıldızlı bir not olabilir. Artık canımız hangisini çekerse ona göre ne yapılabilir? Özet çıkarılabilir dersin sonunda sayın hocalar. Evet böylelikle kitabımızda son 4 dersimize giriyoruz. E, Münada konumuz var. Öncelikle e, bizi karşılayacak olan, sonra li ecliği var, sonra isimlerden mecbur olanlar var ve e, son konumuz ne acaba? Ha, son konumuz yok. Son konumuz oymuş zaten. Son 4 e, derse girdik Allah'ın izniyle. Hayırlı uğurlu olsun diyelim sayın hocalar.